Bittik. 35 lira bir balya saman. 340 lira bir çuval yem. Konuşacağız sizin orada her şeyi. Tamam. Şimdi ben hanıma söyleyeyim. Son olarak birer kaşık da yoğurt koysun, biz hep dışarıda gireriz, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım şimdi. Sabah sessiz Semit, yani çıkmak istemiyorum, daha aşağı şimdi indim. Şimdi indim aşağı. Kalkarken inerdim, şimdi indim aşağı. İnmeye canım istemedi, camdan bakma canım istemedi. Ama öyle ne yapalım? Yapacak bir şey var mı? Yok. Ben hiç ağlamadım. Ama dün ağladım ben. Hiç ağlamadım ben. Ama o hayvanlarımı ağladım. Hayvanlar gitti de hayvan. Artık süt de yok. Süt de yok. Sandık önümüze gelince bunu buna atacağım sandığa. İndireyim şunu bari. Hanımı rahatsız etmez. Söktünüz tabelayı. Tabii yok bir şey artık. Artık satış bitti. Satış bitti. Süt satışı da bitti. Hayvan satışı bitti. Yemleri aldıydım. Onlar da kaldı. Onlar da kaldı. Taş gibi yoğurt. Büyük büyük alacağım. Hiçbir katkısı yok. Daha bulamam bunu başka yerde. O Seyhan süt almaya geliyor. Bunu Cumhurbaşkanı da çok övmüştü. Övdü ama onu övmekle bitmiyor iş. Bana reklam lazım değil. Bana ucuz yem, ucuz bakıcı lazım. Sorunca ben bağlayacağım. Ben de beraberim kızım. Ben de doğduğumdan beri hayvancıyım. Baktım sabah ne ses var, ne Semit. Onların bağırışında uyanırdık biz sesine. O kısa bak kalktık, yok. Ses Semit yok. Bu kadar 40 yıllık emeğimiz gitti işte. Benim bravolarım var evde. Takdirnamam var. Onları da vereceğim. Onları da edeceğim de burada. Sabah sessiz Semit, yani çıkmak istemiyorum, daha aşağı şimdi indim. Şimdi indim aşağı. Kalkarken inerdim, şimdi indim aşağı. İnmeye canım istemedi, camdan bakma canım istemedi. Ama öyle ne yapalım? Yapacak bir şey var mı? Yok. Sabah namazda kalkarız. Akşam gece yazandan sonra işte öyle iş biter yazın. Hep onların yanındasınız. Tatil yok, izin yok. Hiç bayram yok, düğün yok. Ben kızlarımın düğünlerinde... Ne düğünümüz ne bayramımız. Üstümü böyle gördüler, böyle sonra giyindim, bitti. İş bitmeden yok. Önce hayvana mı? Önce onların işi bitecek, sonra biz kahvaltı yapacağız. İki tır nakliye parası olsaydı Ankara'ya gidecek, tırp nakliye parası olsaydı cebimde. Tarım Bakanlığı'nın bahçesine hayvanları boşaltıp gelecektim. Yemin ettim bunu. Yok. Olduk biraz, çıktık yani, çıktık, tamamen emekli olduk. Bittik, öte kalan.